الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve qina azaben nar Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab Çok kıymetli ve pek muhterem izleyicilerim Sohbetimize başlamadan önce hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizde inşallah sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan Musab bin Umeyr radiyallahu anh'ı size anlatmak üzerine olacaktır inşallah. Muhterem kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Hatemün Nebiyyin rahmeten lil alemin olarak peygamberlik vazifesiyle görevlendirildiği zaman Mekke'de İslam'ı tebliğ etmeye başlamıştı. Mekke dönemi çok çetin, zor, sıkıntılı ve meşakkatli bir dönemdir. Çünkü atalarının dininden, inancından, kültüründen vazgeçmek istemeyen Mekke müşrikleri sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ona inanan müminlere, sahabeye her türlü sıkıntılar, eziyetler, problemler çıkarmışlardır. Mekkeli gençlerden birisi olan Musab bin Umeyr radıyallahu anh da sevgili peygamberimizin davetini işitenlerden ve ona koşanlardan birisidir. Kendisi varlıklı, zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Mekke'nin en hoş, en güzel gençlerinden birisidir. Her türlü zenginliğe müptela olmuş, dünyalık her türlü nimet elinde olan, adeta bir eli yağda, bir eli balda diyebileceğimiz her türlü dünyevi nimete mazhar olmuş bir insandır. Lakabı Musabul Hayr'dir. Bir gün sevgili peygamber böyle bir durumdayken yani her türlü zenginlik, nimet içerisinde hayatını sürdürürken sevgili peygamberimizin tebliğ davetini işitir ve Hazreti Peygamber'e koşar. O sıralar peygamberimiz gizli gizli insanlara tebliğ etmektedir. Tebliğ görevini sevgili peygamberimiz daha çok Darul Erkam'ın evinde yapmaktadır. Ve müminler, Müslümanlar ve sevgili peygamberimizin anlatmış olduğu İslam'ı, yüce kitabımız Kur'an'ı dinlemek isteyen insanlar daha çok oraya giderler. Musab da bir gün peygamberimizin bu davetini, tebliğ davetini işitir ve Musab bin Radiyallahu an Darul Erkam'a koşar. Kendisinin oraya gittiğini duyan ailesi buna rıza göstermez, buna razı olmaz. Ve Musab bin Umeyr'in oraya gitmemesi için ona çeşitli sıkıntılar, problemler çıkarırlar. Onu yolundan döndürmek için, onu engellemek için kendisine birçok bir e eziyetleri, reva görürler. Ama Musa Musab bin Umeyr radıyallahu anh, bu kutlu davaya iman etmiş, inanmış ve sevgili peygamberimize güvenerek ona destek olmuş müstesna sahabilerden birisidir. Ve yolundan dönmez. Ailesinin, annesinin kendisine yapmış olduğu bu engellere, sıkıntılara, eziyet ve meşakkatlere rağmen o yolundan dönmez ve ısrarla Darül Erkam'ın evine yani sevgili peygamberimizin sohbetlerine devam eder. O sıralar Peygamberimiz kendisine inen, indirilen ayet-i kerimeleri insanlara, sahabeye, ashaba tebliğ etmektedirler. Sıkıntılar, işkenceler o kadar çoğalır ki artık müminler, Müslümanlara Mekke dar gelir. Ve sevgili Peygamberimiz ilk hicret emrini Habeşistan'a verir. Ve Habeşistan'a ilk giden kafilenin içerisinde de yine Musab bin Umeyr radıyallahu an vardır. Orada durur, biraz karırlar, daha sonra dönerler ve ikinci kafile tekrar Habeşistan'a hicret eder. Aynı şekilde ikinci kafilenin içerisinde de Musab bin Umeyr yer alır. Artık Musab ailesinden o yaşamış olduğu ailesinin içerisinde bulunmuş olduğu zenginlikten, dünyalık nimetlerden vazgeçmiş ve sevgili peygamberimize teslim olmuş. Fakirlik, fukaralık, yoksulluk ve sıkıntıları sahiplenmiş ve bu yola tabi tabi olmuş, katılmış bir mümin, Müslüman asaptan birisidir. Bir gün Resulullah'ın ashabının yanına gider. O sıralar sevgili peygamberimiz sahabeye ayetleri tebliğ etmektedir. Sohbet vaaz etmektedir peygamberimiz. Onu gören Müslümanlar şefkatle bakışlarını indirirler. Ve onu eski, püskü, yırtık elbiseler içerisinde fakir, yoksul bir görüntüyle görürler. Ve hepsi üzülürler. Çünkü onlar Musab bin Umeyr'in radıyallahu anh daha önceki hayatını, zenginliğini, varlık içerisinde yüzmesini, her türlü dünyalık nimet içerisinde bulunduğu günleri hepsi bilmektedirler. Ama artık şimdi Musab bin Umeyr peygamberimize tabi olmuştur. Fakirlik, fukaralık, yoksulluk, sıkıntılar onun için problem, sıkıntı değildir. O imanı için, İslam'ı için ve inandığı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davası için bu yola girmiş ve o önceki hayatını artık terk etmiştir. Sevgili peygamberimiz de öyle söylemiştir. Bütün bunları yani varlık içerisinde, nimet içerisinde bulunmasını Allah ve Resulü için Musab terk etti diye buyurmuştur. Yine Habeşistan hicretlerinden sonra sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Mekke'deki bu sıkıntılı e, her türlü eza, sıkıntı problemlerin olduğu bir dönemde Medine'ye hicret tasar tas, Medine'ye hicreti tasarlar Peygamberimiz. Medine'ye hicretin planlarını yapar. Ve Medine'ye hicret etmeden önce sevgili Peygamberimiz büyük hicret için hazırlıklara başlar. Ve önce Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı oraya görevlendirir. Yaşça ve makamca kendisinden büyükler olmasına rağmen sahabe içerisinde birçok makamca, yaşça, bilgice, belki ilim yönünden büyükler olmasına rağmen sevgili peygamberimiz bu görevi Musab bin Umeyr radıyallahu anh'a verir. Ve Musab gider birinci akabe sonra sadece 12 mümin vardır Medine'de. Gider orada hemen tebliğ faaliyetlerine başlar. Çünkü Musab bin Umeyr radıyallahu anh sahabe içerisinde en güzel Kur'an-ı Kerim okuyan, Kur'an-ı Kerim'i bilen, anlayan, ayeti kerimelerin nüzul sebeplerine vakıf olan, zekat, zekası üstün, gayretli ve samimi bir mümindir. Ve bu e, ıı, niyetle Musab bin Umeyr radıyallahu an Medine'ye gider ve çalışmalara başlar. Orada insanlara sevgili peygamberimizin kendisine öğretmiş olduğu ayet kermeleri insanlara öğretir. İnsanları İslam'a çağırır. İslam'ı tebliğ eder. Ve Musab bin Umeyr'in bu güzel konuşması, tebliğini çok güzel yapması, üstün zekası, ilmi ve firasetiyle Medineliler dalga dalga artık İslam'a girerler. Ve bir yıl sonra e, 70 kişilik bir sahabiyle, 70 kişilik bir heyetle sevgili peygamberimizin yanına gelirler. Ve Musab bin Umeyr radıyallahu anh almış olduğu, bu üstlenmiş olduğu bu görevini çok güzel bir şekilde yerine getirmiş ve insanlara İslam'ı en güzel şekilde anlatmış. İslam'ın Medine'de yayılmasına öncülük etmiştir. Onun için kendisine ilk muallim, sevgili Peygamberimizin görevlendirdiği Medine'ye ilk muallim de diyebiliriz. Ve zaman geçer. Artık e, Bedir savaşı olur. Daha sonra Uhud savaşı olur. Uhud savaşına çıkılır. Bedir savaşında yenilmiş olan müşrikler, Bedir'in intikamını almak için var güçleriyle bir ordu hazırlarlar ve iki ordu Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya gelir. Müslümanlar tam zaferi kazanmak üzereyken malumunuz bazı sebeplerle İslam ordusu dağılır. Ama onun öncesinde de savaşa çıkmadan önce sancaktarlık görevini, İslam sancağını taşıma görevini Uhud'da sevgili peygamberimiz Musab bin Umeyr radıyallahu anh'a verir. Ve bu büyük e, şeref, gurur, onur ona ait olur ve savaş başlar. Sonra İslam ordusu savaşta tam galip gelmek üzereyken bazı sebeplerle savaş tersine döner ve Musab bin Umeyr o sancağı elinden düşürmemek için önce sağ eliyle sonra sağ eli kesildikten, koparıldıktan sonra sol eliyle, sonra da iki eli koparılsa bile iki göğsünün arasına sıkıştırarak İslam sancağının yere düşmesine mani olur. Ama artık Musab bin Umeyr radıyallahu anh daha fazla dayanamaz. Göğsüne saplanan bir mızrakla okla şehit düşer ve sancak o anda yere düşer. Yani Musab bin Umeyr artık radıyallahu anh şehit olmuş. Uhud'un büyük şehitlerinden birisi olmuştur. Hazreti Hamza'dan sonra Musab bin Umeyr radıyallahu anh da orada şehit düşmüştür. Savaş sonrası sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında sahabeden e, bulunanlarla birlikte e, savaş meydanında incelemeler yapmak ve şehitleri tespit etmek için gelirler. Musab'ın orada şehit düştüğünü kendisi tanınmaz adeta bir haldedir. Toz toprak içerisinde elbiseleri parçalanmış, kolu kesilmiş, kolları kesilmiş bir halde e, sevgili peygamberimiz onu görünce gözleri dolar. Mübarek gözleri dolar ve mübarek ağızlarından şu ayet-i kerime dökülür. Estağfurullah. Minel mukminine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Fe minhummen qada nahbehu ve minhum men yentazir <laughs> ve ma baddelu tebdila ayet-i kerimesini sevgili peygamberimiz orada okur. Bu ayet-i kerimede mealen Rabbimiz bizlere bu şöyle anlatmaktadır. Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözde dururlar. Çünkü onlar mümin olurken, Müslüman olurken Allah'a teslim olmuş, Allah'a söz vermiş kimseler ve o sözünden dönmemiş kimselerdir. Onlar şehit olarak Allah'a vermiş olduğu sözleri yerine getirmişlerdir. Bir kısmında da şehit olmayı beklemektedirler. Yani müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a vermiş oldukları sözlerini yerine getirirler, şehit olurlar. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Onlar Allah'a vermiş olduğu sözü asla değiştirmemişlerdir. Ayet-i kerimesini sevgili peygamberimiz oracıkta okur. Ve yine sevgili peygamberimiz şöyle seslenmiştir. Allah ve Resulü size şahitlik ediyor ki sizler Allah ve Resulü size şahitlik ediyor ki sizler kıyamet günü şehitsiniz. Şehitlerdensiniz buyurulmuştur. Yine bir başka ayet-i kerimede Estağfirullah ve la taqulu limen yuqtulu fi sabilillahi amwat Allah yolunda ölen öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Onlar yaşamaktadırlar fakat siz farkında değilsiniz buyurmuştur Rabbimiz. Yine Tevbe suresi 111. ayet kerimesinde Estağfurullah Rabbimiz şöyle buyurmuştur aynı konuyla ilgili adeta İnna Allaha yestara minel müminina enfusuhum ve emvalahum bi enne lehumul yuqatiluna fi sabilillahi feyaqtuluna ve yuqtaluna va'den aleyhi Hakkan fi't tevrat vel incil ila ahir el ayet ayet kerime devam eder şüphesiz ki Allah Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennet, cennete karşılık satın almıştır. Musab bin Umeyr radıyallahu anh da onlardan birisidir. Canını adeta cennet karşılığı alemlerin Rabbi olan Allah'a Uhud Savaşı'nda şehit olarak teslim olmuş büyük sahabilerden radıyallahu an birisidir. Sohbetimi şu sözlerle nihayete erdiriyorum. Selam üzerinize olsun ey şehit, ey büyük sahabe Musab bin Umeyr radıyallahu an. Selam üzerinize olsun ey Uhud'un Bedrin şehitleri. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet, merhamet ve mağfiretiyle muamele eylesin.